Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından. Bizleri hanelerine kabul eden, bizi izlemeye değer bulan bütün Müslüman kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti sizlerin üzerine olsun inşallah. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem hocam Mustafa Bülent Dadaş Beyefendi ile birlikte cevaplamaya çalışacağız. Bizlere sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numaraları üzerinden yayınımıza katılabilirsiniz. Mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isterseniz eğer cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorunuzu 38-34'e göndermeniz yeterli olacaktır. Facebook üzerinden bizlere ulaşmak isteyen aziz dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için facebook.com/merakdost adresine sorularını yorum ve mesaj atmak suretiyle iletebilirler. Son olarak mail adresimizi de hatırlatalım istiyorum. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresine sorularınızı mail yoluyla iletebilirsiniz. Mustafa Bülent Dadaş hocamızdan cevaplarını inşallah yayın içerisinde alabilirsiniz. Memleketimize ve alem-i İslam'a huzur dileyerek programımıza başlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun, sizler değilsiniz. Elhamdülillah. Duacıyız, dua eder, dua bekleriz hocam. Hemen başlamak istiyorum. İhsan Büyük sizlere çok selamlarını, muhabbetlerini iletmişler. Bizim çalıştığımız iş yerinde bayanların namaz kıldığı mescit erkeklerin namaz kılma bölümüne nazaran daha önde. Bu takdirde bu şekilde kalması uygun mudur yoksa bir yer değişikliği yapmamız gerekir mi derler hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Şayet cemaatle namaz kılıyorlarsa yani erkekler namaz kıldırıyorsa ve bayanlar da onlara uyuyorlarsa bu şekilde olmaz tabii. Erkeklerin ön tarafta olması gerekiyor. İmamın ön tarafta olması için. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse yani bir cemaat oluşmuyorsa erkekler arka tarafta kendileri namaz kılıyor. Bayanlar da ön tarafta kendileri müstakil olarak namaz kılıyorsa o zaman bunda bir mahzur yok. Devam edebilirler. Evet. Pekala. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Muhterem hocam biliyorsunuz hükümetimiz askerliğin bir bedel karşılığında yapılması kapsamında bir çalışma yaptı. Yaklaşık 200 bin adet bir başvuru oldu. Bu başvuru sonucunda insanlarımız bedelli bir askerlik yapma sürecindeler şu anda. Bu bedelli askerliğin dinen caiz olup olmadığı noktasında insanların kafasında bazı problemler var. Evet. Sizlerin takdirini öğrenebilir miyiz? Tabii askerlik vazifesini ifa etmek önemli bir görev, vatandaşlık görevi. Hatta dinimizin emrettiği şeylerden bir tanesi, kıymetli bir iş. Ancak devlet belli dönemlerde böyle bir imkanı sağlıyorsa, buna yönelik düzenleme yapıyorsa ve bir takım kardeşlerimiz de vatandaşlarımız da imkanları el verdiği için, durumları müsait olduğu için, yaşları tuttuğu için müracaat ediyorsa ve bu şekilde askerlik yapmış kabul ediliyorlarsa bunda bir kul hakkı söz konusu olmaz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hemen Nursel Cesur sizlere selamlarını iletmişler. Selamünaleyküm hocam. Ev almak için bir sistem var. İnsanların 60-80-100 kişilik gruplar halinde toplandığı ve havuzda toplanan paraların her ay bir kişiye ev almak suretiyle işletilen bir sistem var. Bu sistemin caiz olup olmaması noktasında yine problemlerimiz var. Sizin takdirinizi, cevabınızı öğrenebilir miyiz? Evet. Şimdi tabii hakikaten ev önemli bir ihtiyaç. İnsanın zaruri ihtiyaçlarındandır. Mesken ihtiyacı, yeme ihtiyacı olduğu gibi, giyinme ihtiyacı olduğu gibi mesken ihtiyacı da zaruri bir ihtiyaç. Ve insanlar mesken ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak, gidermek, ihtiyaçlarını yerine getirmek istiyorlar. Ve çeşitli müesseselere müracaat ediyorlar. Bu müesseseler kimi zaman İslam'ın onaylamadığı müesseseler olabiliyor. Örneğin bir Müslüman, hassas bir Müslüman faizli bir bankaya müracaat ederek banka kredisi alarak ev alması uygun olmaz, caiz olmaz. Doğru değildir, haramdır. Bunun yanında başka müesseseler de var. Ve hakikaten iyi niyetlerle Müslümanların bu ihtiyacını helal dairesinde karşılamak için kimi çabalar var. Gerçekten bu çabaları tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Ve doğrusu Müslümanların, müteşebbis Müslümanların, hassas Müslümanların bu hususlara bir el atması lazım doğrusu.
Yani devamlı sorulan sorulardan bunlar. Evet hocam. İnsanların önlerine alternatif sunmadığınız zaman, sadece haramları haramdır diyerek müracaat etme dediğiniz zaman bir alternatif de sunmalısınız. Evet. Dolayısıyla günümüzde hakikaten hassas ve müteşebbis, durumları iyi olan müteahhit Müslüman kardeşlerimizin keşke şöyle bir şey yapsalar. Binalar yapsalar ve bu binaları taksitle satsalar, pek çok Müslümanı, yani içi sızlaya sızlaya faize müracaat eden pek çok Müslümanı da bu faizden kurtarmış olacaklar. Ve hakikaten çok büyük bir din adına, iman adına iş yapmış olacaklar. Evet. Önemli olduğu için birkaç cümleyle değinmek istiyorum bu meseleye. Tabii, buyurun hocam. Şimdi tabii malum İslam faizi şiddetli bir şekilde yasaklamış. Hatta faiz için kullanılan ifadeler başka günahlar için de kullanılmamış. Mesela evet. Bakara suresinde birkaç tane ayet ardı ardına faizi yasaklamış. Faize devam edenlerin Yüce Allah ile Hazreti Peygamberle harbi ilan ettikleri ifade edilmiş ayetlerde. Ve büyük günahlar arasında faiz sayılmış. Geçen asırdan itibaren, özellikle geçen asrın ortalarında bir batı var. Karşınızda sanayi devrimini yapmış, her tarafta fabrikalar oluşturmuş. Ve bütün bu fabrikaların oluşmasına, gelişime sebep olan insanların paralarını bir yerde toplaması ve o toplanılan paraların teşebbüste, fabrikalarda kullanılması. Tek başına insanların bir fabrika açma imkanı olmayabiliyor. Ama insanlar mevduatlarını, paralarını bir yerde toplayınca banka dediğimiz müessesede ve müteşebbislere veriyor. Onlar da bir fabrika oluşturuyorlar evet. ve gelişiyorlar. Gelişmenin de önünü açıyor. Tabii böyle bir durum var Müslümanların karşısında ve bunların karşısında o dönemde İslam dünyasının her tarafında geri kalmış bir Müslümanlar var. Ve o dönemde İslam alimlerini de meşgul etti bu mesele. Çok ciddi bir şekilde meşgul etti. Acaba nasıl bir çözüm bulabiliriz? Kimisi kısa yoldan çözüm bulmaya çalıştı. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı faiz günümüzde bankaların kredi vererek, kredi alarak, para satın alarak, para satarak yaptıkları uygulama değil dedi. Böyle bir çözüm söylediler kendilerine göre. Kimisi bankaların tamamen devletleştirilmesini önerdi. Şayet bankalar devletleştirilirse bu durumda devletle fert arasında faiz olmaz düşüncesiyle. Bu da doğru değildi tabii. Sonra bir başkası Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı faizin اَدْعَافًا مُضَاعَفَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا اَدْعَافًا مُضَاعَفَ kat kat faiz olduğunu söyledi. Yoksa kat kat olmadığı takdirde 1'e 10, 1'e 20 Kur'an'ın yasakladığı faizin bu olmadığını söyledi. Başka başka öneriler de getirdiler ama o dönemlerde bir öneri daha çıktı. Onlar dediler ki doğrudur, hakikaten günümüzde şu banka dediğiniz müesseselerin olması şart. Bunu kabul ediyoruz. Ama ikinci, bu kıyasın ikinci bir mukaddimesi daha var, öncülü daha var. O da bankalar şart ama faizsiz banka şart önermesini kabul etmiyoruz dediler. Ve hakikaten girişimci Müslümanlar, belki onları hakikaten evliya diye tarif etmek lazım. Yani belki hoca değil, alim değil ama belki gündüzünü gecesini ibadetle geçirmiyor ama Müslümanları ben faizden nasıl kurtarırım endişesini taşıyan, onların ticaretlerinde nasıl İslam'ın hükümlerini uygulayabilirim endişesini gideren müesseseler oluşturdular ve hamdolsun 1975'te ilk defa kuruldu. Türkiye'de 1983'te geldi. Yani şunu demek istiyorum. Müslümanların önünü açacak, insanları şu faiz belasından, illetinden kurtaracak teşebbüsler yapmak durumunda Müslümanlar. Alternatifler oluşturmak durumundayız. Dolayısıyla faize karşı Müslümanları bu sıkıntıdan kurtaracak kim hangi alternatifi üretiyorsa onu tebrik etmek lazım, alkışlamak lazım. Şimdi bu uygulama da hakikaten faize alternatif olsun, Müslümanları faize bulaşmadan bir ev sahibi edelim, bir araba sahibi edelim düşüncesiyle iyi niyetlerle yapılmış bir müessese, kurum. İyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. 50 kişi, 60 kişi bir organizeye dahil oluyorlar. Tabii bunlar arasında bir kura çekiliyor. Örneğin kura birisine çıkıyor ama ona belli miktarda para veriliyor. Kaç kişi, 80 kişi müracaat etmişse, her biri 1000 lira veriyorsa 80 bin lira teslim ediliyor. Ama bu parasını önce alan girişimci daha sonraki kişilere kira yardımı yapıyor. Evet. Yani parayı alıyor, 1000 lirayı 80 bin liraya aldı ama her birinden 1000 lira aldığı kimseye bir de kira yardımı yapıyor. Fazla ödeme yapıyor. Bu tabii doğru değil. Bu tarafı doğru değil. Şayet geri ödeme yaptığında eğer kendisi paraları aldığı dönemde bir paranın değer kaybı söz konusu olmuşsa belki onu ödeyebilir. Ama bunun ötesinde bir kira yardımı şeklinde
fazladan bir şart koşulmuşsa bu şart karşılığında bir para alması kurumun, müessesenin doğru olmaz. Tabii elbette bu bir müessese, bunun çalışması lazım. Bu kira yardımı diğer katılımcılara pay ediliyorsa o zaman da mı problem var hocam? Tabii elbette. Yani örnek veriyorum, 80. sırada kendisine kura çeken insan her birine vermiş 1000 lirasını ama bu insan da kiracı belki de. Bu insanın da bir kirasının karşılanması lazım. O önce alanlar devamlı buna kira yardımı yapıyorlar. Yani birinci ona alan... Ona çıkana kadar. Tabii çıkana evet. kadar. Yani birinci alan kimse, parayı birinci alan kimse devamlı aldığından daha fazlasını veriyor. Şimdi bu fazla verme meselesi tabii faizle bir bağlantı meydana getiriyor. Bu doğru olmaz. Tabii bu müessesenin çalışması lazım. Burada çalışan insanlar var. İdare eden insanlar var. Hesabını tutan insanlar var. Bunların yaptıkları bu hizmetler karşılığında müessesenin bir organize ücreti almasında bir beis yok. Organize ücreti alabilir. Bunda bir sakınca yok. Yani keşke bu Müslüman kardeşlerimiz böyle buna olumlu bakmayan, yani bu tür zikrettiğim endişeleri taşıyan ilim insanlarını da rahatlatacak, tatmin edecek, onların endişelerini de giderecek çözümler bulsalar veya alternatifler üretseler helal dairesinde de Müslümanların hakikaten bu ihtiyacını bu şekilde karşılamış olsalar çok memnun oluruz bundan. İnşallah. Teşekkür İnşallah. Ederiz. Bir telefon bağlantımız var. Ankara'dan Nisa Hanım telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam ben rüyalarla alakalı soracağım. Özellikle istihare namazı. Ben bir iş için hayırlı mı hayırlı değil mi diye rüyaya yattım. Evet. Ve sonucunda yeşil ve beyaz göreyim dedim eğer hayırlıysa. İlk gün yattım ve ben bu yeşil beyazı Allah'ın izniyle gördüm. Bir 15 gün sonra tekrar yattım. Yine gördüm yeşil ve beyazı. Şimdi ben dün Diyanet'i de arayıp hani sordum ama böyle tam doyurucu bir cevap alamadım. Hocam size güveniyorum. Şimdi ben bu iş benim için hayırlı mı değil mi? Rüyamı gördüm ben Allah'ın izniyle. Bunu sormak istiyorum. Yöneltelim inşallah hocamıza. Biz de hayır olmasını temenni ediyoruz Rabbimizden. Afiyet diliyoruz. Ankara'ya selamlar. Evet değerli hocam. Tabii istihare Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği ve kelime anlamı olarak hayır istemek demek. Yani Cenab-ı Hak'tan hayırlı olanı istemek. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir Müslüman bir iş yapmak istediğinde Cenab-ı Hak'tan iki rekat namaz kılsın ve ardından Ya Rabbi eğer bu iş benim hakkımda hayırlıysa bunu benim için takdir et. Hayırlı değilse takdir etme ve daha hayırlısını bana ver diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dua öğretiyor. Tabi istihare hakikaten çok sorulan bir soru. İnsanlar netice itibariyle haklarında hayırlı olanı istiyorlar ve biz aciziz. Bir dakika sonrasını görmekten aciziz bilemiyoruz. Ve devamlı da Cenab-ı Hak'tan hayırlı olanı istemek lazım. Çünkü istediğimiz her şeyin hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Yani nice hayırlı zannettiğimiz şeyler oluyor. Dönüp arkamıza baktığımız zaman aslında bize ne kadar zarar getireceğini anlıyoruz. Evet. Ve şer gördüğümüz şeyler oluyor. Hakikaten daha sonra bakıyoruz ki ne kadar hayırlıymış. Hamd ediyoruz olmadığı için. Şimdi burada yapılması gereken şu. Özellikle böyle çok ciddi meselelerde istihare yapmadan önce istişare yapmak lazım. Yani dinimizin ölçüleri var. Örnek veriyorum, bir kardeşimiz evlenmek istiyorsa ve kendisine bir talip çıkmış veya kendisi başkasına bir talip olmuşsa bir defa İslam'ın evlilik konusundaki kriterlerini dikkate alacak. Yani, onunla alakalı istişareler yapacak değil mutlaka mi? Öncelikle yani ben evleneceğim zaman hangi kriterler aramalıyım? Örnek veriyorum, eğer bir dükkan açacaksa, bir iş yeri açacaksa yapacağı işin mevzusu, konusu nedir? Helal midir, haram mıdır? Yani bana katkı sunacak mı, sunmayacak mı? Bunu yapacak önce. Daha sonra istişare edecek, bilen insanlarla istişare edecek. Hani demişler, la khabe min istişare, istişare eden zarara düşmez. Her evet. zaman kâr eder istişare eden. Dolayısıyla bilen insanlara istişare edecek. Belki yapacağı işin tam manasıyla fıkhi tarafını bilmiyor da olabilir. Yani dinimizin o yapacağı işle alakalı hükmünü bilmiyor da olabilir. O zaman bilen insanlara soracak. O insanlar tamam diyorsa eğer, gerek evliliğe gerek işe tamam diyorlarsa ondan sonra istihare yapacak. Ve istihare yaptıktan sonra rüyasında mutlaka yeşil renk, beyaz renk, yani en azından hadis-i şerifte böyle bir şey geçmiyor. Eğer bir Müslüman istihare yaptıktan sonra Cenab-ı Hak'tan kendisi hakkında hayırlı olanı takdir etmesini istedikten sonra o iş tabii istihareden önce istişareyi söyledik ve dinin kriterlerinin tatbik etmesi gerektiğini söyledik. Bütün bunları yaptıktan sonra gönlünde bir ferahlık hissediyorsa, böyle bir rahatlama hissediyorsa, bir tatmin hissediyorsa
Artık o yapması gerekenleri yapmıştır. Ondan sonra o işe girişecek. Hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor peygamberimize? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Yani bir iş yapmak istediğin zaman ashabınla istişare et. Ama istişare ettikten sonra da azmediyorsan azmet ve ondan sonra Allah'a tevekkül et. O zaman yapacağımız şey öncelikle dinimizin kriterlerini tatbik edeceğiz, öğreneceğiz. İkincisi istişare edeceğiz, mutlaka istişare edeceğiz. Ve üçüncüsü istikharemizi de yapacağız. Artık gördüğümüz veya görmediğimiz renge bakmadan kalbimizde bir tatmin hissediyorsak azmedeceğiz, karar vereceğiz ve Allah'a tevekkül edeceğiz. O işte Cenab-ı Hakk'ı vekil kılarak artık o işe girişeceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Muhterem Hocam, bilindiği üzere bir de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi üzerinden insanlar ev sahibi oluyorlar. TOKİ'den ev almak caiz midir demiş izleyicimiz. Evet. Yani şimdi TOKİ'den ev almak caizdir. Bunu söyleyelim önce. Ancak tabii bazen bazı hususlarda bizim İslam fıkhında bir akit teorisi var. Buna göre insan aldığı, satın alacağı şeyi yani akta konu ettiği şeyi bilmeli. Yani insan bilmediği satıcı ile alıcı arasında akta konu olan şeyin bilinmesi lazım. Kesinlikle bir cehalet olmaması lazım. Ve yine o malın ne kadar alındığına dair fiyatının belirlenmesi lazım. Yani fiyat belli olmalı. Şimdi tabii malumunuz TOKİ'de fiyat belli ama enflasyon oranlarına göre, memur zamlarına göre devamlı bir artış oluyor. Yani bazen insan bir senelik ödeme yapıyor ama dönüp baktığı zaman sanki geçen seneki ödemesi gereken miktar ne kadarsa orada kaldığını görüyor yani. Demek ki tam manasıyla fiyat belli değil. Aslında bu sıkıntılı. Keşke bu müessese bu hususa dikkat etse, bu hususla da ilgili böyle bir düzenlemeler yapsa caizdir. Ancak bu husus gerçekten böyle bir problem ortaya çıkartıyor. İnşallah bu problem de giderilirse tamamen güzel bir iş haline gelir. Yani ciddi bir alternatif. Bunu da tebrik ediyoruz yani yapanlardan. Evet, pekala. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, reklam vaktimiz geldi. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah.